Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sunar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdî lilletî hiye akvam ve yubeşşirul mu'minîn. Ve yubeşşirul mu'minîn ellezîne ya'melûne الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل
صدق الله العظيم الفاتحة حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat, onun temiz ehli beytine, ashabına, etbaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara sizlere selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan sizlere sesleniyoruz. Maneviyatlı, sırlı şehirden, Ulu Cami'nin gölgesinden. Ramazan Kur'an ayı, Kur'an'ın indirildiği Kadir gecesinin, bir aydan daha hayırlı gecenin olduğu ay. Kur'an okumak, dinlemek her zaman güzel ama Ramazan'da bir başka güzel. Kıymetli hocam da o kadar güzel okudu ki, sanki yeniden Bursa'ya iniyor gibi hissettik. Biz peygamber göndermeden hiç kimseye azap edecek değiliz. Bir şahit ve müjdeci olarak Kur'an'ı ve Resulullah Aleyhisselam'ı bize gönderen şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün biraz bunlarla ilgili konuşacağız inşallah. Çok değerli iki konuğum olacak. Birisi burada Muhammed Yazıcı hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa bulduk. Nasılsın? İyisin. Hamdolsun, şükür olsun. Allah razı olsun. Muhammed hocamla modern dünya ilmihalini konuşacağız. Eski ilmihalleri değil, mızraklı ilmihalleri değil. İnşallah onu konuşacağız. ASKON Başkanı Orhan Aydın bizimle olacak. İş dünyasının Ramazan'ını konuşacağız. Deprem bölgesi ve Gazze ile ilgili yardım faaliyetlerini. Ama gelin önce sohbetimiz ve programımız bereketlensin diye her zaman olduğu gibi bir tekbir, bir salavat, güzel bir ilahi ile giriş yapalım. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin birbirinden kıymetli orkestrasının üyeleri burada. Allahu Ekber tekbira diyelim. Sonra yeniden buradayız inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber ve lillahi l-hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala Gaflet ile hakkı buldum diyenler her yarın hak divanında belli olur. Gaflet ile hakkı buldum diyenler her yarın hak divanında belli olur.
Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Güzel ülkemin güzel insanları, Bursa'nın kalbinden, Ulu Cami'nin gölgesinden hepinize selamlar. Bizi bugüne eriştiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Güzel bir gün, hava da güzel Bursa'da, cıvıl cıvıl etrafımızda. Ekranları başında bizi izleyenler kadar burada canlı olarak izleyenler de var. Birbirinden kıymetli iki konuğum da var. ASKON Başkanı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın. İş dünyasının Ramazan'ını konuşacağız. Parayı kazanıp hep dünyevi şeylere mi harcıyorlar? Yoksa deprem bölgesi, Gazze, bu konuyla ilgili bir duruşları var mı? Topluma bir değer üretiyorlar mı? Söylediklerini hakem olarak izlesin diye de İbrahim Akkuş kardeşimiz de burada. Yani arka planda takipçilerimiz de var. Biraz iş dünyasına zekat konuşuyoruz da zekatı kime konuşacağız? İş dünyasına konuşacağız. Değil mi Muhammed Hocam? Tabii. Zekatı verecek olanlara söyleyeceğiz ki bir anlamı olsun. Evet, diğer konuğunu da takdim etmiştim. Muhammed Yazıcı Hocam. Orhan abi öncelikle hoş geldin başkanım. Sağ olun kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Ben bu arada tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şerif ayını kutluyorum. Rabbim inşallah yapmış olduğumuz tüm ibadetleri dergah hizmetinde kabul buyursun. Tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz hayırları inşallah kabul eylesin diyorum. Allah razı olsun. Fevkalade bir şehir Bursa'dayız. Evet. Kadim şehir, Osmanlı şehri, Şehzadeler şehri Bursa'dayız. Nazik davetiniz için de ben teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, böyle bir iftar programı bulunmaz. Şu karizma ve yakışıklılığa bakar mısınız? Orkestradan gencecik kameramanlarımız, yönetmenimiz, sunucu. Evet, onu da siz söyleyin. Evet, yani Türkiye'de böyle bir program, böyle bir televizyon kanal yok. Şimdi Muhammed Hocam'la başlayalım müsaadenizle. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi ilginç bir konu konuşacağız. Muhammed Hocam'ın Ketibe Yayınları'ndan çıkan bir kitabı var. Modern Dünya İlmi Hali. Biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz. Muhammed Hocam, Orhan Başkanım da İmam Hatip mezunu. Tabii yani konuştuğumuz konulara dikkat etmek lazım insan, diyorsun. Tabii ki. Kıymetli izleyicilerimiz, hocam şimdi Kur'an-ı Kerim'in son ayetlerinden biri ya da son ayeti Maide suresinin 3. ayetinin bir bölümü. Estağfirullah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul islame dine. Rabbimiz buyuruyor ki bugün sizin dininizi kemale erdirdim.
size olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim ve razı oldum. Peki Allah'ın bize nimet olarak gönderdiği bu din nasıl oldu da kimin eliyle külfete döndü? Bu muhteşem ibadetler, çok büyük fırsatlar nasıl oldu da Allah kul arasındaki bu muhteşem ilişki borçlu alacaklı ilişkisine döndü? Eskiden büyüklerimiz şöyle derlerdi. Ya ezan okunduğu zaman namazı bir kılalım da çıksın, borcumuzu ödeyelim. Acaba gerçekten bu ibadetler, oruç, namaz, zekat, bütün bunlar bir borç mu? Mesele sadece böyle mi yaklaşmalı? Modern hayatta ibadetleri nereye koymalı, nereye oturtmalı? Bütün bunları konuşacağız inşallah. Zaten Muhammed Hocam da kitabında diyor, deli sorulara, çağın sorularına cevap diye. Şöyle sorayım, ilmihal nedir Muhammed Hocam? İlmihal dediğimizde ne anlayalım? Klasik bir ilmihal yerine bu çalışmaya modern dünya ilmihali deme ihtiyacı neden hissettin? İlmihal aslında o da modern bir şey. Çok geçmişe götüremiyoruz. İlk ilmihaller aşağı yukarı 200 yıllık. İlginç bir şekilde ilk ilmihallerden bir tanesi de Bursa İznik'te kaleme alınmıştır, vücuda gelmiştir. Kutbettin İzniki'nin yazmış olduğu metin ilmihal olarak kabul edilir. Semerkandi'nin Mukaddimetus Salat kitabına biraz genişleterek kaleme alınmış bir metindir. İlginç bir şey söyleyeyim. İznik Medresesi burada hemen. Bu Kutbettin İznik'in ilmi hali Vatikan'da gizli belgelerin arasında çıkmış. Bununla ilgili bir belgesel çalışması yapılıyor. Bülent Günal ve Mesut kardeşlerim yapıyorlar. TRT'nin tabii de bir belgeseli söylemiş olabilir. Biz de orada bir röportaj vermiştik. İlginç belgeleri getirdiler. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Evet. Önemli bir metin. Vatikan'ın arşivinden çıkmış o ilmihal. Evet. Doğrudur. Yani o gün işte... İlk ilmihal o mudur? Daha öncesinde de ilmihal diyebilir. İz düşümleri var yani. Hani bugün şu arabalara baktığında yani bu arabaysa bu ilk araba mı? Yani ilk arabaya dönüp bu araba mı dersiniz ya. Yani bunun da ilk örnekleri daha öncesinde var. Ne demek bu? İlmihal kelimesinin altını dolduracak bu muhtevaya uygun metinler var edilmiş. İşte... Ne demek? Hal ilmi adı üstünde. Yani anlık olarak her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri ve hiçbir zaman unutmanın mümkün olmayacağı, caiz olmayacağı bilgiler. Şimdi zekat fıkhını herkes bilmesi gerekmez. Az önce dediniz ya. Yani zekata mesul olmayan, zekattan sorumlu olmayan biri zekat fıkhını, hacdan sorumlu olmayan biri hac fıkhını bilmesi gerekmez. Aynı şekilde ticaretle uğraşmayan birinin farz-ı ayın değildir ticaret fıkhını bilmesi. Ama namaz, oruç, ondan sonra işte ne bileyim buna benzer yani herkesin sorumlu olmuş olduğu ibadetler, işte dini vecibeler herkesin bilmesi gerektiği için farz olan bilgilerdir. İlmihal de bu demek yani. Her halükarda lazım olan bilgi demek. Her halükarda. Dolayısıyla ilk dönemlerde... Şimdi tabii eski dönemde, kadim dönemde bilgi şifavi, yani şefevi bir kültürle, şifahi bir yolla aktarılıyor. Yani kitap bu kadar yaygın değil, bu kadar fazla kitap yok. Kitap üzerinden bilgi intikali çok daha dar bir dairede, küçük bir sınıfın iştigali. Ama alt kitlesi böyle bir şifahi kültürle dinini öğrenmeyi gelenek edinmiş. Dolayısıyla ilk örneklerini daha öncesine de götürmek mümkün. Ama halkın, herkesin bildiği bir ilmihal var. Mızraklı ilmihali. Müellifi de meçhuldür. Mızraklı isminin nereden aldığı da tartışılmış. İşte kitabın üzerinde mızrak resmi olma ihtimali üzerinden bu ismi aldığı da söylenmiş. Abdülhamit döneminde halkın dindarlaşması projesi bağlamında işte her eve, her köye, her haneye girecek en temel İslami bilgiyi kitaplaştırma planı dahilinde, projesi bağlamında vücuda getirildiği söylenilmiştir. Ve Mızraklı ilmihali o dönemde hakikaten de her eve sokulmuştur. Evet, köyde biz de küçüklüğümüzde karşılaştığımız bir kitap. Evet, biz de medresede ilk girdiğimizde ilk onu okuduk. Mızraklı ilmihal. Evet. Ne var Mızraklı ilmihalde? İşte namazın rükünleri, ahkamı, işte hükümleri, şartları, farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, haramı, müfsidi filan. Orucun da aynı şekilde.
Ondan sonra kısmen zekat bilgileri, hacca dair bazı bilgiler, akaidin temel esasları, ilkeleri, biraz da siyer. Mızraklı'nın son kısmında, biz aslında aynı yerin mezunuyuz, aynı medresenin, biz sizin torun oluyor, askeri lisanla ifade edersek, evet, evet. Torun oluyor değil mi? Alt devreniziz. Mesela orada da son kısmında hadisler vardı. Yani herkesin ihtiyacı olan temel İslami bilginin mündemiç kılındığı bir metin. Mızraklı İlmihal'inde bunlar vardı. Fakat tabii bugün dünya değişti. Bambaşka bir dünyadayız. Modern dünya diyoruz buna. Rönesans'a kadar götüren var. İçinde bulunduğumuz dünya teknik ve teknolojinin gelişimiyle beraber endüstri devrimi, üretim ve tüketim ilişkileri değişmiş. Şehirleşme diye bir şey çıkmış. Yani o günkü yaşayan insanların çok az bir kısmı şehir diye, ki bugünkü şehirle mukayese bile edilemez, şehir diyebileceğimiz bir yerde yaşarken terse dönmüş bu. Artık kentleşme %80, nüfus oranının %80'ini almış. Neden? İşte endüstri diye bir şey çıkmış ortaya. İş ve üretim kaynağı fabrikaların etrafında şekillenmiş. Bu üretim ilişkilerinden de yeni bir sosyoloji doğmuş. Bu sosyoloji yaşam tarzını doğrudan etkilemiş. Buna bağlı olarak işte insanların artık gelenekleri, görenekleri değişmiş. Yani insanlar artık evinde kimseyi misafir etmiyor değil mi? Mesela daha çok misafirini restorana götürüyor. Mesela bu da bunun bir parçasıdır. İşte efendim İstanbul'da son bir istatistik vereyim. Mesela hani modern dönem diyoruz, 300 yıldan bahsediyoruz ama şu 10 yıldaki değişikliğe bakın mesela. Benim ailem de müteahhittir. Ama genel istatistiği söylüyorum. İstanbul'da son 10 yılda 3+1 daire çok daha az. 2+1 daire artmış. Neden? Çünkü artık arsa fiyatları yükselmiş. Abimizin alanı bunlar da. Arsa fiyatları yükselmiş. Niye yükselmiş? İşte daha efendim ulaşımı uygun bir şehir haline gelmiş. Dünya şehirleri hemen hemen öyledir. Kendi halkının nüfusu daha az yaşar. Bunu ta şeye kadar götürebilirsin. Ama nihayetinde şu olmuş. Evler küçülmüş. Evler küçülünce artık köyden gelenleri bakıp yatırabileceğin misafir odaları azalmış. Yeni bir fıkıh doğmuş. Buradan artık yeni bir fıkıh doğmak zorunda. Yeni sorular ortaya çıkmış. Yani zamanın değişmesiyle zamandan kaynaklı, dönüşen çağdan kaynaklı sorular her dönemde olur. Ama hiçbir dönem, İslam tarihinin 1450 yıllık tarihinin hiçbir döneminde bu endüstri devrimi ve sonrasında ortaya çıkan sanayi toplumlarında meydana gelmiş olan dinle, gelenekle, kutsalla ilişkisi bu denli kökten, esastan sorgulanmamış. Sorgulanmadığı için de yani şöyle diyeyim, 500 yıl önceki dünya ile 800 yıl önceki dünya arasında çok büyük bir fark yoktur. 300 yıl var arada. Ama ben 10 yıl önce bile bir şeylerin değiştiğini söylüyorum. Yani Bursa'ya en son ne zaman gelmiştim bilmiyorum. Orada bile gelirken fark ettim, değişiklikler var. Yani bazı düzenlemeler olmuş, bazı caddeler tek yöne dönmüş. Değişim artık değişmeyen, daha hızlı. Daha hızlı. Değişmeyen tek şey. Doğru. Ulaşım değişmiş. İşte çok basit, hemen mesela bu mevzulara tek tek de isterseniz gireriz. Mesela çok basit bir şey. Kadınların seyahat durumu geleneksel fıkıh metinlerindeki gibi mi olacak? Bugün yadırganıyor. Yani hani hemen insanlar niye böyle ki diyor. Neden sorusu çok soruluyor. Tabii bize de mesela en çok da sorulan sorular bugün de vardı mesela. Ya ben yalnız yaşayan bir kadınım. Dolayısıyla umreye gitmek istiyorum. Ama bana diyorlar ki bir kadın yalnız başına seyahat edemez. Çünkü öyle metinler var. Ama şimdi Peygamber Efendimiz zamanındaki yol güvenliği, meşakkati, ortam, meşakkati, mesafeler, araçlarla bugün bir değil. Evet. Ama o metinlerden çıkıp da onu yaşanabilir bir din haline getirme cesareti alimlerimizde de az aslında. Evet. Böyle bir durumda. Şöyle çok kritik bir dönemdeyiz. Yani ben burada ifade etmiş olayım. Hangi açıdan kritik? Şu açıdan, din hayatın ruhudur. Ruh bedenin herhangi bir yerinde değildir. Bedenin hemen her kulak mememizden ayak tırnağımıza kadar her yerine sirayet etmiştir. Süngerin içindeki su gibi, atmosfer, hava gibi. Dolayısıyla şimdi dinin hareket alanı ve hükmettiği, egemen olduğu alan gittikçe daralıyor. Yani artık din bireysel olmaktan da çıktı. Daha böyle geleneksel bir motif, yani tarihi eser bir vazo, bir böyle duygusal bir ilişki kurabileceğimiz,
tarihten tevarüs etmiş olduğumuz bir obje gibi artık. Yaşam başka bir şey, tabii. Çağ başka bir şey, din başka bir şey. Biz yani üzerimize soğuk havada aldığımız bir palto, dış kıyafet gibi, ihtiyaç duyduğumuzda giyiyoruz. Evet. İhtiyaç duyduğumuzda çıkarıyoruz işte. Mübarek gecede giyiyoruz, Ramazan'da giyiyoruz ama ticarette giymemiz gerekmiyor. İşte yazın giymemiz gerekmiyor tarzı böyle bir ikilem içerisinde insanlar. Ve bu mesela bu kutsal da görülüyor. Sen şimdi tarihi eser bir bardakla su içmezsin, kıymet vermediğinden değil, kıymet verdiğinden. Şimdi nasıl kritik bir dönemdeyiz? Ya din böyle tarihi eser bir vazo gibi bir yere kaldırılacak. Zaman zaman böyle misafirlere göstereceğiz. Böyle bir şey de vardı, zamanında kullanılmış, çok kıymetli. Hayatın içinde mi bir dahli var mı? Yok. Veyahut da din yeniden hayata yön verecek. Ticarete, siyasete, efendim gündelik hayata, aile hayatına yön veren en temel egemenlik kurumu haline gelecek yeniden. Bu aşamadayız. Bu kritik dönemdeyiz. Şimdi burada önümüzdeki en önemli şey, tehlike şu. Yani biz gerçekten de böyle bir tarihi eser vazo muamelesi yapmaya devam edersek, doğal olarak aslında insanlara şunu söylüyoruz. Kardeşim, Bursa gibi böyle büyük şehir, böyle bir metropolün içerisinde din yaşanmaz. Müze var ya, bu şehirlerde müzeler yok mu? Bursa'da da var. Yani şehrin bir yerindedir o. Şehir başka bir şeydir, müze başka bir şeydir. Yani bu şehirde din var ama bir müze konumunda, yani müze gibi bir yerde. Çünkü sosyal yaşama din yön vermiyor. Mesela çok seküler bir ailede doğmuş, dine mesafeli, hatta biraz da karşıt diyebileceğimiz bir ortamda büyümüş kişilerin hasbelkader bir yerde tanıştıysak beni ne zaman aradıklarını biliyor musunuz? Ne zaman? Hocam, benim amcaoğlunu cin çarpmış olabilir. Veya işte hocam, bizim enişte hanımı aldatıyor. Bunda bir büyü mü var? Şimdi rehberinde benim gibi birkaç tane hoca var. Nerede aklına geliyor? Burada aklına geliyor. Evet, yani, ya cenazede? Yani bir cenazemiz var hocam, Yasin veya bir şeyler okur musunuz? Bu tarz şeyler, yani cin, peri, nazar, işte büyü. Yani eniştesi aldatmış, işte büyü mü var? Başka bir şey var diyorum. Ben ona böyle daha psikolojik tahlil yapınca biraz hani ne oluyor ya, sen hoca değil miydin? Oku üfle işte oradan, buradan Ardahan'a yani. Oku üfle geçsin diyor. Anlıyorsun kafasındaki din imgesinin nerede durduğunu. İşte modern dünya ilmihali diye böyle bir teklifle ortaya çıkmamızın temel amacı şu. Hayır, din hayatın hala merkezinde olması gereken, kainatı yaratan, Allah ya'lemu men halak buyuruyor değil mi? Kainatı yaratan, insanı yaratan, efendim aynı zamanda toplumu da yaratan değil mi? Evet. İşte Allah Azze ve Celle neyin doğru, neyin yanlış, neyin efendim yapılması gereken, neyin uzak durulması gereken bir şey olduğunu söyler. Ama şimdi tabii bugün modern dünyada ilmihal konuları 300 yıl önceki ilmihal konuları gibi ele alınmıyor. Kimse sana namazın farzı, efendim kulakların arkasını meshetmek hocam müstahap mıydı, etmedim, bunlara girmez. Eskiden deliller tartışılır. Yani neden bunu yapmam gerekiyor diyorsa, bana delilini, ayet vadisten delilini söyle veya hangi mezhep imamının içtihadına dayanarak bunu söyledin demek istiyor. Ama bugün öyle değil. Bugün diyor ki, ontolojik bir soru bu. Daha ontolojik bir soru. Epistemolojik bir soru değil yani. Niye böyle bir şey? Allah beni niye aç bırakıyor diyor ya. Yani ben çalışmışım, kazanmışım. Benim aç kalmama ihtiyacım var. Ha, yani. Ya da benim namaz kılmamın Allah'la olan irtibatında yerini. Nerede yani? Hocam. Aynı şekilde mesela zina mesela. Evet. Çok gençlerde. Ben kimseye bir şey yapmıyorum ki. Tamam, tecavüz günahtır diyor. Ama ben kimseye bir zarar vermiyorum. Ne yapıyorum ki ben diyor yani. Hani ve karşılıklı rıza. Niye böyle bir şey günah olsun? Günah olsun ki mesela, icabında aldatmıyorum da diyor. Evli de değilim. Misal. Faiz mesela aynı şekilde. Ticaretten ne farkı var? Borsa, piyasa. Artık zaten o iktisat alanı bambaşka bir dünya yani. Yani ülke sınırlarının ötesinde, yani artık uluslararası bir misyonu var. Yani bütün bu doğru sorulara doğru cevap verme kaygısından yola çıkan bir şey, anladığım kadarıyla. Tabii.
Şimdi burada Orhan abiye bir dönmek istiyorum müsaadenle. Evet. Orhan Başkanım. Evet. Şimdi tam da bu noktada Resulullah Aleyhisselam'ın örnekliğine baktığımızda çok can alıcı bir nokta. Allah dinin son temsilini bir ticaret kentinde ve tacir bir peygamber üzerinden şehrin merkezindeki bir insan üzerinden tebliğ ediyor bize. Tebliğ ediyor, evet. Yani Allah dileseydi dağ başında bir derviş üzerinden bir tebliğ de yapabilirdi. Ama hayatın içinde, şehir merkezinde ve Resulullah Aleyhisselam mesela Medine'ye hicret ediyor. 6 ay içerisinde Mescid-i Nebevi'nin inşası tamamlanıyor ama ondan önce bir pazar yeri kuruyor. Yahudilerin egemen oldukları bir pazar var. Onlarla rekabet edecek, pazarı ele geçirecek tedbirler de alıyor. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın modern çağda bu örnekliği çok gölgede kalıyor. Yani Resulullah Aleyhisselam pirifani, sakalı dizinde, ahlaklı bir, çok etliye sütlüye karışmaya, ihtiyaç olduğunda duası alınan bir profilmiş gibi. Kur'an bize üsve-i hasene, en güzel örnek diyor. Ama bakıyoruz mesela, Kâb bin Eşref gelip Müslümanların pazarının, çadırın iplerini kestiğinde Resulullah Aleyhisselam diyor ki, durun diyor, ben yarın pazarı öyle bir yere kuracağım ki diyor, öfkelerinden çatlayacaklar diyor. Şimdi bakıyorsunuz cesur, geldiği şehrin koşullarını bilen, bir üst akıl, ticarete yön veren bir peygamber. İş dünyası, evet. Şimdi bünyenizde ben de ASKON üyesiyim. Aynen genel başkan danışmanıyım. Aynen öyle, kıymetli hocam. Aynen. Hacı arkadaşıyız. Yüz binlerce iş adamı üyesi olan Türkiye'nin en kapsamlı iş insanlarının oluşturduğu bir yer. Bütün bunları siz de konuşuyor musunuz, dert ediniyor musunuz? İş dünyasında İslam nasıl algılanıyor? Tamam biz dindarız ama ticaret başka bir şey, hayat başka bir şey mi? Yoksa başka bir kaygıyla mı hareket ediyorsunuz? Hele de Ramazan olunca. Evet. İman dükkana giriyor mu yani? Evet. Kıymetli hocam. Fabrikadan içeri giriyor mu? Evet. Malum ASKON kuruluşumuz rahmetli Erbakan Hoca kuruyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Tam da aslında bu şuurla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu bu ASKON'umuz. Tam da böyle ülkenin zorlu, meşakkatli dönemlerinde, o 97-98 döneminde aslında işte ticaretin ne kadar önemli olduğunu aslında tam da sizin ifade ettiğiniz gibi hocam, dinin aslında çok önemli bir parçası. Hatta Güney Asya ülkelerine birçoğuna bakıldığında da dinin aslında ticaretle tanıştığını, Müslüman oluşlarının birçoğunun ticaret vesilesiyle Müslüman olan ülkeler var. Örneğin Malezya, Endonezya. Evet. Şimdi o kadar önemli aslında din ve ticaretin birbiriyle olan bağı. Zaten silahla, savaşla gidilen yerlerden çıkılmak zorunda kalmış. Ama ticaretle gidilen yerlerde kalıcı olmuş. Kalıcı olmuş. Tabii. Aynen öyle kıymetli hocam. Dolayısıyla ticaretin helali dediğimiz, faizden ari ve ticareti bir aslında peygamber mesleği olarak biz adlandırdığımız zaman sabahleyin iş yerimizi, dükkanımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtığımız gün biz o gün ibadet yapıyormuş gibi çalışıyoruz. Dolayısıyla bu inançta tüccarlar olmaya gayret ediyoruz. Tabii bugün gelinen dünyada işte bahsettiğiniz işte faiz meselesi artık öyle bir sarmal haline gelmiş ki artık bütün ekonominin olmazsa olmazı, ticaretin olmazsa olmazı bir haline ve artık normalleşme sürecine geçirilmiş bir maalesef ki bir durum içerisindeyiz. Ancak Allah-u Teala bizleri yaratırken hiçbirimizi çok zengin olalım diye çok fabrikalar, çok daha fazla evler, arabalar, şatafatlı hayatlarımız olsun diye bir sorumlulukla bizi yaratmış değil. Bizim vazifelerimiz belli. Ancak bu şu demek değil ki Müslüman zengin olmayacak. Zenginlik en çok da Müslümana yakışıyor. Bunu kalın harflerle ifade etmek lazım. Bunun için ne gerekiyorsa İslami kaideler çerçevesinde gece gündüz demeden çalışarak, gayret ederek çalışmamıza devam edeceğiz. İslam'ın 5 şartından 3'ü
Mali yeterlilik gerekiyor. Mali yeterlilik gerekiyor. Evet. Aynen öyle kıymetli hocam. O yönüyle biz iş dünyasına çok iş düşüyor. Bugün işte... Toplumsal değer üretme konusunda iş dünyasının bir çabası var mı? Yani şöyle bir Muhammed hocam yani benim tabii çevremizden gördüğümüz kadarıyla elimizde bir araştırma veri yok. Böyle yorum yapıyoruz. Topluma değer üretme işi cami hocasına ya da üniversite dini iştigal alanında olan insanlara has kılınan bir şey. Yani böyle bekleniyor. Yani toplum bütün dini hayatını camideki hoca, müezzin ya da vaiz yönetsin diye. Ama kazanan, üreten, çalışan, dünyaya açılan tüccarlar eğer, tacirler, iş insanları topluma değer üretirlerse o daha kalıcı olur. Böyle bir kaygı var mı? Şimdi kıymetli hocam bugün hem şu anki Türkiye olarak izlediğimiz metot da bugün hani diyoruz ya Türkiye bugün mazlum coğrafyanın hamili vazifesi hı hı. görüyor. Aslında bu cümleyi konuşurken işte Sayın Cumhurbaşkanımızla seyahatlerimizde de dünyada işte gittiğimiz o ülkelerdeki özellikle mazlum coğrafyalardaki ülkelerin ne olur burada iş yapın, ne olursunuz burada ticaret yapın diyorlar. Çünkü bir Müslüman, bir Türk buraya geldiği zaman bir Fransız gibi sömürmek için gelmiyor. Hı hı. Ya da bir İtalyan gibi, bir İngiliz gibi sömürmek için gelmiyor diyor. Hı hı. Burada hep birlikte kazanacağımız bir yöntem üreteceğimizden eminler. Hı hı. Dolayısıyla İslam'ın tam da sizlerin de ifade ettiği gibi İslam'ın taciri yani emin tüccar dediğimiz hı hı. o tüccarın bugün hala bütün dünya coğrafyasında beklenen olduğu aşikar. Ve tabii uzun yıllar işte sanayi reformları döneminde biz bazı alanlarda geri kalmışız. Hı hı. Bazı ülkeler bizlerden bir miktar önde ilerlemişler. Hı hı. Özellikle Avrupa ülkeleri ve hızlı bir şekilde özellikle Afrika bölgesinde bugün görüyorsunuz önemli bir oraya gidip orayı sömürdüklerini, oradakileri daha da fakir olan ülkeleri daha da fakir hale getirdiklerini, ülkelere bırakınız katkıda bulunmayı daha da zulmettiklerini görüyoruz. Ancak bir Müslümanın böyle bir şey yapmayacağını oradaki o coğrafyadakiler çok iyi biliyor. Müslüman olmayan coğrafyalarda dahil buna. Müslüman olmayan ülkelerde dahil buna. Dolayısıyla biz ASKON olarak da aslında kuruluş gayelerimizden bir tanesi de budur. Biz sadece ASKON olarak bir araya gelelim, haydi arkadaşlar biraz daha büyük işler yapalım diye kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Biz aynı zamanda önemli bir misyonun da temsilciliğini yapıyoruz. Dolayısıyla helal kazancın, asil duruşun, helal kazancın, haklı zenginliğin arkasında duran binlerce iş adamlarından mütevellit bir sivil toplum kuruluşuyuz. Eyvallah. Birazdan özellikle Ramazan münasebetiyle artık içimiz yanıyor. Gazze ve deprem bölgesine yönelik faaliyetler var mı? Bir onları soracağım. Evet, Muhammed hocam, böyle kaldığımız yerden inşa ederek devam ediyoruz birbirine paralel olarak. Bu modern dünya içerisinde namazı bütün bu sorgulamayı düşünerek nasıl konuşlandırmak gerekir? Şimdi biz genelde işte Allah kul arasındaki ilişki biçimi bu Allah'ın bizde emri, borcumuz bunu ödeyeceğiz. Böyle yaklaşılır. Neden? Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu ibadetlerden bir tanesi. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın imanla küfür arasında perde dediği çok özel bir ibadet. Bu çalışmanda namaz üzerine de epey bir düşünmüşsün, yazmışsın. Neler söyleyebilirsin? Ben bir gün bir sohbete gitmiştim. Sohbetten çıkışta bir arkadaş özellikle hocayı ben bırakayım diye bir şeyi vardı yani. Arkadaşlar ben bırakacağım hocayı falan diye bir anlamadım. Bir gayreti vardı yani. Anladım yani bir şey var. Ama ne hikmetini anlamadım. Arabaya biner binmez şunu söyledi. Hocam 30 yıldır namaz kılıyorum ben namazı şimdi anladım dedi. Hayırdır dedim. Yani arabayı çalıştırmadı daha. Denetimli serbestlik dedin ya dedi. Ben denetimli serbestlik şeyine kaldım dedi yani. Denetimli serbestlik atlattım dedi. Ne demek denetimli serbestlik?
gidip karakola imza verirsin. Buradayım. Yani çünkü vukuatın vardır geçmişte. Sorunlu bir adamsın. Yani evet, hapishaneye, cezaevine koyulacak kadar böyle ortada tehlikeli bir durum yok. Ama göz önünde de olman gerekiyor. Biz arızavi bir varlığız. İnsan yeryüzünde en büyük vahşeti yapmış bir varlık. Kur'an-ı Kerim mesela çok ilginç. İnsan hep kötü taraflarını söyler. Zalim insan, efendim, cahil insan, aceleci insan, nankör insan mesela. Neden? Çünkü yıkıcılığı ve oluşturabileceği etki bir kedinin, bir aslanın, bir filinkinden çok yüksek. Çünkü kabiliyetleri çok fazla, çünkü idrak etme diye bir özelliği var. Aslında namaz bize emredilmesinin sebebi şu. Türkçede de biz namaza durmak deriz. Namazı bir dururuz biz. Hayatı bir durdururuz. Bugün de özellikle hani diyorlar ya, ya 21. yüzyılda metropolde hala 5 vakit namaz mı? Aksine daha lazım. Çünkü daha da hızlandı hayat. Biz günde 5 defa gider, ben askerde içtima derdim mesela, hemen anlaşılıyordu. Askerdeki içtimanın mantığı ne? Hep askerde sorarlar ya. Niye yani, topluyorsun, sayılıyor, dağılım. İşte burada mısın? Var mı bir sorun? Bir kaçak var mı? Bir yere giden var mı? Şimdi neden mesela hem günde 5 defa hem de 40 defa, eğer 5 vakit namaz kılan bir insan 40 defa tekrar etmiş olduğu şey Fatiha suresi mesela. İhtinas sıratal müstakim, ya Rabbi beni doğru yola ilet. Yani bunu 40 defa söylemeye gerek yok ki. Şimdi ben öğlen namazını kılarken ya Rabbi beni doğru yola ilet derken zımnen şunu söylüyorum. İkindiye kadar. İkindi bir daha geleceğim. Yani bir kere söyleyip 5 sene şey yapamazsın bununla yani, yetinemezsin. Çünkü potansiyeli zulüm... Sapma potansiyeli ve eğilimi o kadar fazla. Çok yüksek. Evet. Hani deniliyor ya, ben gençlere çok defa bunu söylemişim ve karşılık da bulmuştur. 5 vakit namazı düzenli kılan zina yapamaz. Olmuyor hocam dedi. Olmuyor. Yani ne yapar? Yani biri birine galip geliyor. Namazda ısrar et, diğerleri bitirecektir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ayetin hikmeti de bu. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar, bir dinginleştirir, içimize yöneltir, kalbimize doğru seyahat etmeyi, mahiyeti ilahiyeyi güçlendirmeyi sağlar. Allah'la bir münasebet kurarız yeniden. Yani hani insan ister istemez günde defalarca yanlış yapma fırsatı önümüze saçılır. Bir seçme imkanı verilir. Hele bugün gençlerin önüne günah kataloğu koyulur, değil mi? İstediğini istediği zaman yapma imkanı varken seni bir çağırır. Gidersin huzura, içtimada tekmil verirsin. Ben buradayım. En son ki yani öğlen namazından itibaren herhangi bir vukuat yok, yanlışım yok. Buradayım, olması gerektiğim yerdeyim. Bir ahdü peyman tazelemek, bir sözleşme yenilemektir mesela bugünkü yeri. Böyle baktığınız zaman bir insanın düzenli olarak 5 vakit namazı eda ettiğinde, yani 5 defa sükunetle içine seyahat etme fırsatı bulduğunda, kendine döndüğünde, Allah'ı yeniden bütün benliğinde hissettiğinde bir insan hayatının istikametten çıkması mümkün değildir, kolay değildir. Bu yani bir çiviyle bir yeri bir şeye tuttururuz ya, 5 yerden tutturulduğunu düşün riske girmemek için. Mesela 5 vakit namazdan sorumlusun, günün hangi saatinde ne zaman uygunsan yap gel, bu da denmiyor. Yani vakti geçirdin mi namaz geçiyor. Serpiştirilmiş, dikkat edin. Her dönem, günün belli dönemlerine serpiştirilmiş ki... İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevgûte. Vakitleri belirlenmiş. Tabii, vakte bağlı. Şunu söyleyeyim de devam ediver hem de. Birisi anlatmıştı bana. Dedi ki, ya dedi, bizim bir işimiz vardı. Bizimle birisi rüşvet pazarlığına girdi. Sonra ezan okundu. Bize dedi ki, namazı kılayım sonra devam ederiz dedi. Bu nasıl bir psikoloji? Evet. Şimdi az önce okuduğumuz ayet, namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Aslında bu deli sorulardan bir tanesi de bu. Hocam bir insan hem namaz kılmaya devam edip hem de hiç umursamadan alabildiğine nasıl olur da ısrarla, yani gafletten ve cehaletten değil, ısrarla işlemeye devam eder? Bu nasıl bir psikolojidir? O hikayenin çok daha ilgincini ben dinlemiştim. Bir Müslüman olarak utanmıştım. Buradan ihracat için Çin'e gidiyor bizim iş adamları. Mesela benzer bir soru da, bu kadar güzel bir soru sorduğumda nasıl olur da merkezden
hocam reklama gideceğiz diyebilir bir insan. İnsan der ki işte ya hocam bu soru ne kadar güzel bir soru. Şu reklamı biraz öteleyeyim şimdi, ama bir şekilde de... Bir şey söyleyeyim mesela reklama dair. Evet. İktisat, ekonomi, kapitalizm namazı bile konuşurken gelir seni bulur. Bundan evet. Kopamazsın yani. İşte modern dünyanın şeyi böyle. İşte tam olarak modern dünya evet. İlmihali budur. Ama... İlmihali lütfen bizim yönetmen arkadaşımıza da... Kesinlikle. Evet. Şimdi sorular cevaplardan daha önemli. En azından soruyu ortaya koyduk. Evet. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Denetimli serbestliktir. Evet, biz namaz kıla geldiğimiz halde ısrarla kötülüklerde devam ediyorsa buradaki problem psikoloji nedir? Kısa bir ara, reklamdan sonra sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Orhan Aydın ve Muhammed Yazıcı hocalarımızla beraberiz. En son modern dünyada namazı konuşuyorduk. Şöyle bir şey duymuştum. Eskiler mesela sabah namazına uyanamadığında birisi, dervişler sabah namazını kaçırdım, kazaya kaldı değil de şöyle derlermiş. Ya ne hata ettim ki bu sabah huzura kabul edilmedik. Böyle bir hassas davranırlarmış. Aslında nefes almak gibi bir şey. Tam da şu soruyu sormuştuk. İnne salate tenhe anil fahşai vel munker. Evet. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bir insan hem 5 vakit namaz kılıp hem de hiç umursamadan kul hakkı yemeye, öfkeli olmaya, vicdansız olmaya, merhametsiz olmaya, adaletsiz olmaya nasıl devam edebilir? Bu bir çelişki değil mi? Nedir buradaki durum Muhammed Hocam? Birincisi tenha diyor, nehy ediyor, nefyetmiyor. Yani burada insan iradesini aşan bir emir yok. Yani namaz kılarsan o seni şeyden, kötülüklerden tutar diye bir şey yok. İnsan iradesinin önüne geçecek hiçbir şey yoktur. Yaratılışa aykırı. Çünkü öyle yaratmıyor, böyle kodlanmışız, yazılımımıza ters. Suç namazın değil yani. Namaz yetersiz değil. Namaz diyor seni uzaklaştırır. Yani namaz bir vaizdir. Namaz aynı zamanda bir öğretmendir. Seni çeker diyor namaz. Eğer sana yardım eder bir anlamda evet, değil mi? Evet. Namaz bile seni alıkoymuyorsa vay halin zaman. Evet şu var aslında oradaki şey şu. Kıldığın şeyi yaptığın şeyin namaz olduğunu zannediyor olabilirsin. Yani ben bel fıtığım var, doktora gidiyorum, bir şeyler de yapıyor ama hiçbir şey değişmiyor. Belki sahtedir doktor. Doktorda bir sorun var yani. Namaz orada bir hekim gibi, bir vaiz gibi seni yöneten, yönlendiren ve sana istikamet veren bir rolü, konumu var. Ama polis değildir. Seni derdest etmez, iradeni ipotek koymaz, böyle bir şey yok. Ha şimdi şöyle anlayabiliriz bunu. Şimdi İhya-i Ulumiddin diye bir İmam-ı Gazali'nin bir metni var. Biz de şu anda onu çalışması, inşallah önümüzdeki Ramazan'a yetiştireceğiz. O çalışma üzereyiz. Onu merakla bekliyoruz. Yarın da inşallah İslam düşüncesi ve düşüncede, İslam düşüncesinde Gazali'nin yeri üzerine Kasım Küçükalp hocamız burada olacak. Konuşacağız inşallah. Evet. Tefekkür, tedebbür, akletme. Evet. Evet. Şimdi İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin metnini yazmasına sebep olan bir şey var. Dini ilimlerin dünyevi gayelere araç edindiği bir döneme denk geliyor. Yani insanlar hadisle, fıkıhla, kelamla iştigal ederken Allah'ın muradını insanlara ulaştırmak ve Allah'ın rızasını kazanma gibi bir amaçla değil de dünyevi makam mensup için insanlar tarafından sevilmek, duyulmak, müşarun bilbenen eskilerin tabiriyle işaret edilmek için bu ilimleri tedris ettiğini söylüyor. Bu arada ibadetlerle ilgili de aynı durumun söz konusu olduğunu söylüyor ve ihya ediyor. Hakikaten bir müceddittir. Gazali öncesi ve Gazali sonrası diye İslam tarihini ayıracağımız kadar kendinden sonraki bütün dönemlere etkili olmuş bir şahıstır. Ne yapmaya çalışıyor? Şunu diyor. Namaz ruhundan soyutlandı. Bir ritüele dönüştü. Yani sadece teknik ve prosedürel bir ayrıntıyla ifa edilen, yerine getirilen bir şey oldu artık. Yani işin namazın hikmeti ardındaki amaç gaye buharlaştı, kayboldu diyor. İşte eğer bir insan için namaz belli başlı böyle ritüele dönüştüyse, yani hani günlük hayatta yapmış olduğumuz, zaman zaman böyle terk edemediğimiz, çünkü insan iradesine en fazla etkili olan şey alışkanlıklardır. Yani namaz alışkanlığa da dönüşüyor. Adete de dönüşmüş olabilir yani. Dolayısıyla bu adet artık anlamını yitirebilir.
Yani senin üzerinde etkili olma gibi bir anlamı kalmayabilir. Şimdi bir şey misal vereyim mesela. Derse girerken, yıllardır ders veririm ben. Bir adet edinmişim mesela. Güzel koku sürer girerim sınıfa derse. Pandemi döneminde biliyorsunuz artık evlerden ders yapmaya başladık. Ben farkında olmadan pandemi döneminde de koku sürerek derse başladığımı hissettim. Bu neyi ifade ediyor? Alışık. Kokunun, yani bu benim bu eylemimin, davranışımın anlamını kaybettiğini gösteriyor. Anlamı nedir? Arka talebelerin, insanların içine çıkıyorum, rahatsızlık vermeyeyim, hem de talebeyi eğitmiş olayım. Çünkü talebeye koku sür demek belki incitebilir. Ama belki bu örnek teşkil edebilir onlar için. Ama evde böyle bir durum yok. Odadayım, tek başımayım yani. Demek ki benim için o artık hikmetini, gayesini yitirmiş, anlamını kaybetmiş. Benim için artık bir ritüele dönüşmüş. Şimdi hiçbir şey kendisi için emredilmez. Her şey başka bir şey, yani bir şey kendisine amaç olmaz, öyle diyelim. Namazın kendisi amaç olamaz. Ne diyor Kur'an? Kurban kanı eti Allah'a ulaşacak değil. Yani kurbanın kendisi amaç değildir. Önemli olan onun yüklenmiş olan anlamdır. Onun ardılına koyulmuş olan hikmettir. Evet. Demek ki namaz bizi Allah'la buluşturan muhasebe, kendi içimize dönüp efendim bir tefekküre, tedebbüre bizi çağıran, davet eden bir şey olmaktan çıkmış. Salt kendisi bir anlama, amaca dönüşmüş bir şeye artık dönmüş hayatımızda. Kendisi amaç olmuş. O yüzden de hiçbir şeyi emretmez. Sana bir şey tavsiye etmez. Senden efendim bir şeyi yasaklamaz, uzaklaştırmaz. Yani ikindiden önceki halinle ikindiden sonraki halin arasında bir değişiklik yoksa o namaz senin için kuru bir ritüele dönmüştür. Peki böyle bir namaz borcu ifa etmiş olur mu? Olur. O başka bir şey. O başka bir konu yani. O da önemli. Yani. Tabii ki. O ayrı bir şey yani. Hani borcu karşılar, yani farz yerine gelmiş olur ama o ibadetle amaçlanan ilahi muradiye ulaştırma noktasında eksik olur. Evet yani hani zaman zaman vergi öderken ne bileyim bazı konularda böyle sadece görevimizi yapmak için geçiştirdiğimiz işler vardır ya hani sevmeden yani lanet okuyarak böyle üstün körü yapmış olduğumuz şeyler vardır yani istemeden de yaptığımız. Biraz buna dönüşmüş demektir. Nereden anlıyoruz? Münafık ne demek? Münafık aslında dış kaporta, mümin. Dış görünüş itibarıyla tamamıyla Müslüman görünümlü. İçi şürük. Ama gönülsüz. Evet. Yani kalbi Allah'tan yana değil. Şimdi münafık namaz kılıyor mu? Kılmaz olur mu? Kılıyor tabii. Ama diyor ki onlar namaza kalkarken... Üşenerek. Evet. Böyle yani lanet okuyarak yani. Üşenerek kalkarlar. Niye? Çünkü namazın anlamına ihtiyaçları yok. Öyle bir gayeleri de yok. Sadece mecburen orada olması gerektiği için... Bunu icra etmesi gerekiyor. Ondan dolayı onu yapar. Eğer namaz, kılmış olduğumuz namaz hemen sonrasında bir sonraki vakte kadar bizi belirlemiyorsa, bizde bir tefekkür, bir derinlik, bir öyle lahuti bir atmosfer ruhumuzda meydana getirmiyorsa, bizi eğip bükmüyorsa, kalbimizi kalbimize secde ettirmiyorsa eğer, demek ki bizim için de artık yavaş yavaş böyle ritüele dönmüş, anlamını kaybetmiş demektir. O yüzden tam soruya döneyim. Namaz nefyetmez, nehyeder. Hayatta hiçbir şeyi nefyetmez. Yani alıkoymaz hiçbir şekilde. Ama sana tavsiye eder, nasihat eder. Hangi doktor birini istemezse yer iyileştirebilir? Dünyanın hangi vaizi bir insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün Mekke'yi istediği kıvama, istikamete sokabildi mi? İnsan iradesini aşamaz yani. Söylediğiniz şeyin daha ilginç bir hikayesini ben şeyde duymuştum. Sadece namazda değil bu abi. Çin'e ihracat için gidiyorlar. Buradan Müslüman iş adamları. Ve Çinli birisi anlatıyor. Diyor ki ya diyor ben çok şaşırıyorum bu Müslümanlara. Patentli markaların ürünlerinin sahtelerini yaptırmak için geliyorlar. Bu bizim için de yasal uluslararası anlaşmalar bağlamında yasal olarak da bizi de sıkıntıya sokacak bir şey. Biz de direniyoruz diyor. Sonra işte iş görüşmesi bitiyor. Yemeğe geçiyoruz. Yemekte çok hassaslar. İşte bunda domuz yağı olabilir mi? Bu hınzır var mı bunda filan? Yani onu haram sayıyor ama bunu haram saymıyor mesela. Aslında domuz eti
içkinin haram olmuş olması onun için bir kültür, gelenek, yani böyle bir aile mutfağı, böyle bir mutfak geleneğinden gelmediği için böyle davranıyor yani aslında. Şöyle bir ruhunu şey kaybetmek şimdi, o demek. Mesela Türk milletinin hiçbir ferdi ekmeğin üzerine basmaz. Evet. İnanç düzeyi ne olursa olsun, çünkü inancın kültüre dönüşmüş halidir. Ekmek kutsaldır. Demek ki biz ayeti kerimedeki Nisa suresindeki ey iman edenler iman edin, imanınızı gözden geçirin. Evet. Bu ayeti yeniden okumalı Ramazan'da. Evet. Namaz bilincimizi, oruç bilincimizi yeniden gözden geçirmeli. Oruç tutmak deniyor ya, çok güzel bir şey duydum. Orucuda tutunmak, namazı kılmak, o namaza tutunmak, onunla ayağa kalkmak. Evet. Orhan abi, evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselam insanların en cömertiydi. Ve Ramazan'da da cömertliği zirve yapardı. Bir toplumda Resulullah Aleyhisselam'ın cömertliğinden bahsederken bir şair diyor ki Resulullah Aleyhisselam o kadar cömertti ki cömertlikte bulutlara benzerdi. Çünkü yağmur bulutun gözyaşı. Sağanak sağanak yağıyor. Tabii bunu duyan bir şair hoşlanmıyor bu benzetmeden. Diyor ki men kâse cedvâike yevmen bi suhubi fekad ahtâ medhake. Ya Resulallah, kim senin cömertliğini anlatırken bulutlarla mukayese ederse seni övmede hata eder. Es-suhubu tu'di ve tebki ve ente tu'di ve tadhak ya Resulallah. Bulutlar verirken ağlar, sen verirken gülersin ya Resulallah. Siz de verirken gülüyor musunuz? Deprem bölgesinde ve Gazze, iş dünyası, Askon özellikle ve iş dünyası ne yapıyor bu konularda? Yardım gönderiliyor mu, ulaşılıyor mu? Mesela deprem bölgesinde var mısınız? Eyvallah. Ve Gazze ile ilgili önümüzdeki günlerde bir müzayede yapılacağını biliyorum. Evet, bir onlardan bahseder misin? Hocam. Tabii Rabbim bir daha böyle sağcıları bu Necip millete yaşatmasın inşallah. Bu geçen sene yaşamış olduğumuz bu 6 Şubat felaketiyle birlikte biz Askon olarak tabii tüm şehirlerdeki yapılanmamız olması sebebiyle çok güçlü koordinasyonu sağlayıp hamdolsun deprem felaketi yaşayan illere ilk tırları ulaşan kurumların başında geldik Allah'a hamdolsun. Ve 1500'ün üzerinde tır, 18 tane uçak kaldırdık o dönemde. Ve bu uçaklar, giden uçaklarda da erzaklarla gidip dönüşte de vatandaşın tahliyesinde kullanıldı. Ve hamdolsun milyonlarca lira da direkt nakdi ve aynı olarak yardımlarımız oldu. Tabii Ramazan ayı bereket ayı. Biz Ramazan ayında normalde her sene genel merkezimizde yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle birlikte İstanbul'da iftar programı yaparız. Hı-hı. Ve sizler gibi, siz değerli üyelerimiz gibi dostlarımızı vesaire böyle davet ederdik. Ancak bu sene biz bunu her hafta bir afet bölgemizde yapalım istedik, deprem bölgemizde. Geçtiğimiz hafta Hatay'da, yarın nasip olursa Adıyaman'dayız inşallah. Hı-hı. Sonra Kahramanmaraş şekilde devam edeceğiz ve bu illerimizde iftarlarımızı yarın inşallah 5000 kişiyle birlikte, 5000 depremzede vatandaşımızla birlikte yapıyor olacağız. Tabii bu gittiğimiz illerde hamdolsun devletin gücünü görüyoruz. Yani yarın orada Askon olmasa da Allah hamdolsun oradaki vatandaşlarımızın karnı doyar. Orada hiç şüphe yok hamdolsun. Ancak biz Askon olarak İstanbul'dan gidip hem İstanbul'daki üyelerimizi oraya götürüp durumun vahametini ve durumun ne kadar önemli olduğunu göstermek adına hem de buradaki kardeşlerimizle geçen hafta özellikle çocuk şenliği yapıyoruz bir de hocam gittiğimiz yerde. Bu çocuk şenliğinde işte gösteriler yapılıyor, pamuk şekerler dağıtılıyor, işte mısır patlatıyoruz. Bir yönüyle de çocukların hayati o keyif aldıkları kısmı da yaşatmak istiyoruz Ramazan ayında. Bir de yardım göndermek başka bir şey. Bizzat bunu organize etmek, orada olmak, insanların hayatına dokunmak bu daha başka bir şey. Aynen öyle hocam. Bir de tabii asıl kanayan yaramız Gazze'deki kardeşlerimiz. Buraya da şu anda hamdolsun çok ciddi bir miktarda kumanya hazırlandı. Bir miktarı gitti, bir miktarı da gitmeye devam ediyor Allah'ın izniyle. Burada Askon olarak hayırda bulunan tüm
üyelerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten hayır meselesi olduğu zaman birbiriyle yarıştıklarını görüyorum. Bugün Anadolu'daki şubelerimizin de, şube başkanlarımızın, yönetim kurullarının, İstanbul'daki üyelerimizin hayırda yarıştıklarını görüyorum. Ve işte yarın Adıyaman'dayız inşallah. Hı hı. Adıyaman'dan dönüyoruz cumartesi günü. Ve cumartesi akşamı nasip olursa Gazze'liler yararına, Gazze'li kardeşlerimiz yararına bir müzayede gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Çok önemli eserlerin olduğu, hat eserleri ağırlıkta olacak. Sanat eserlikleri ağırlıkta olacak. Ve inşallah bu gelirin tamamı da Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılmış olacak nasip olursa. Günlerdir bir yandan da bunun hazırlığını yapıyoruz. Çok önemli bir meblağ toparlanmasını ve biraz da olsa merhem olmak üzere oradaki bizim soydaşlarımıza, oradaki kardeşlerimize destek olmak üzere inşallah bir çalışma yapıyor olacağız. Tabii işte Gazze'de yaşanan felaketten o günden bu yana acımızı çok diri tutmamız gerekiyor. Yani herhangi bir günden bugünden daha önemli olmaması gerekiyor hocam. Olabildiğince de bunu diri tutmaya, bunu her atmosferde diri tutmaya ve konuşmaya çalışıyoruz, devam edeceğiz inşallah. Bir an evvel de onların bu sıkıntılı süreçten kurtulmalarını Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. Bizlere de buradan birer ders almayı nasip etsin. Hı hı. Bu sıkıntılı süreçten, o yönüyle iş dünyamızın da işte bugün ülkemizin gelmiş olduğu noktada bakıldığında işte yüzümüzü güldüren savunma sanayindeki gelişmeler, ülkemizin büyüdüğü, hı hı, bugün ihracattaki gelişmelerimiz aslında bizi bu diğer işte bugün İsrail'in zulmedebildiği ülkelerden yapmıyor bizi hamdolsun. Onun, hı hı, için güçlü olacağız inşallah. İş dünyası olarak gayret edeceğiz ve mağdur ve mazlum coğrafyamızı da unutmayacağız inşallah değerli hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ve bir konuda da istirhamda bulunuyorum. Mümin. Sizin nezdinde de bütün iş dünyasına. Zekat konusu camide hocaların, vaizlerin kürsüde cami cemaatiyle konuşacağı sohbet konularından daha çok iş dünyasının kendi kurumlarında, kurullarında, toplantılarında ele alması gereken bir mesele. Zekat konusunu sizlerin konuşmanız, anlatmanız çok daha etkili olacaktır. Amin. Teşekkür ediyorum bu konuda. Hocam. Muhammed Hocam, artık iftara az bir zaman kaldı. Bu son sözümüz olmuş olacak. Sonra duayla gideceğiz. Bir 5-6 dakikamız var. En büyük problemlerimizden bir tanesi şu. Büyüklerimiz diyor ki, ya biz bir şekilde anne babadan, gördük okuldan vesaire bir dinin duyarlılığımız var. Ama çocuklarımızı bu namaz, oruç ve diğer konularda eğitme konusunda ve onları dini yaşayabilir kılma konusunda sorun yaşıyoruz. Buna dair bu kısa vakitte ne söyleyebiliriz? Şu anda iftar sofraları hazırlandı, ailelere çocuklarıyla beraber izliyor. Anadolu'da iftar açıldı. Son olarak ne söyleyebiliriz? İşte aslında modern dünya ilmihalinin telif amacı da buydu biraz. Yani bugün gençlere, özellikle genç nesle namaz kıl. Niye? Çünkü farz. Burada bitiyordu eskiden. Şimdi artık niye farz? Yani Allah benim aç kalmamı niye istiyor? Haşa haşa, sadist mi? Benim aç kalıp ızdırap yaşamamdan mutlu olan bir tanrı ne işe yarar? Haşa estağfurullah gibi enteresan, aykırı sorularla muhatabız. Şimdi burada mesele şu. Dinin emir ve yasaklarıyla insan huzuru arasındaki ilişkiyi çok doğru bir şekilde, çok doğru bir dille ulaştırmaktan sorumluyuz. Eğer bunu sağlamayı başarabilirseniz bu çok zor bir şey değil. Yani bu benim ebedi mutluluğum için niçin, neden gerekli? Yani din bizden istediği emir ve yasakların tamamında, hepsinde mutlaka dünyevi bir maslahat da mevcuttur. Yani sadece yap cennete gir değil. Yani infak edersin, sosyal adalete katkıda bulunursun, mülkün, servetin bir yerde temerküz etmesine ve nesiller arasında, yani toplum arasındaki gelir düzeyindeki farklılığı bitirirsin, huzurlu bir topluma dönüşür. Bunu böyle açıkladığında çok daha farklı bir şey söylemiş oluyorsun. Eğer yok böyle olmazsa, كَيْلَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَا مِنْهُمْ diyor Kur'an. Evet. Eğer servet belli başlı bir zümrenin elinde kalırsa, bir sınıfta açlığın pençesinde mücadele edecek bir hayat yaşarsa, o toplumdan huzur çıkması düşünülemez. Yani
İşte bunu Marx teorize etmiş, yani bir sosyoloji diliyle ifade etmiş, ortaya koymuş misal. Hı hı. Namaz da öyle. Yani şundan bir kere kesin olarak emin olmamız lazım. Ela ya'lemu men halak. Allah bizden bir şey istiyorsa sadece ahiretimiz için değil, dünyayı da imar edebilmek, bizim şahsımızı bir fert olarak bizi ıslah edebilmek için istiyordur. Şöyle bir kısa bir misal verebilir miyim? Tabii ki. Şimdi poşet kullanımı artık paraya bağlı oldu. Yani parayla satılmaya başlandı. Ve insanlarda çok ciddi tepki olduğunu gördüm. Hatta seçime mal oldu. Biliyorsunuz yani. Bir önceki seçime. Bir önceki seçime mal oldu. Halbuki o kadar doğru bir karardı ki o. Şimdi o plastik poşetler denizi kirletiyor. Kanserojen bir atmosfere kanserojen bir şeyi salgılıyor. Ve bu aynı zamanda ömrün kısalmasına, kanserlerin artmasına sebep oluyor. Her şey bir kanal. İktisadi olarak da çok büyük bir darbesi var bunun. Ne demek bu? Şu demek. Yani kanser hasta sayısı arttığında sadece hani bir insan ömründen olmuyor. İktisadi olarak da toplum bir kayıp yaşıyor. Çünkü biz ortaklaşa, SGK'ya prim ödüyoruz. Eğer o kanser olmasa o prim kalacak. Belki bir yere daha hastane yapacak. Bir de o insanın topluma katkısı da azalmış oluyor. Evet. Yani, yani ne kadar hasta sayısı artarsa o kadar fazla insanların emeği tedavi harcanmış olacak vesaire. Şimdi siz eğer insanlara şunu anlatmayı başaramazsanız, bak kardeşim senin bu poşet kullanmış olduğun poşet sayesinde belki de bu yıl 4-5 tane insan daha hastalanacak. Bunun şöyle iktisadi sonuçları olacak. Sağlık sektöründe işte bazı yaptırımlara vesile olacak. Dünyayı kirletecek, yaşamı daha zorlaştıracak, hayatı zor. Bir sürü şeyle açıklayayım. Eğer bunu açıklayamazsanız, o bağlantıyı kuramazsan, poşet ya ben ne yapıyorum abicim ya, poşet kullanıyorum yani, buna da mı para yani? O bağlantıyı kuramazsan eğer, o küçücük bir poşet siyasi şeyi bile sarsacak kararlara sevk edebilir. Doğru. Şimdi genç diyor ki... Toparlayalım hocam. Evet, anladım. Genç diyor ki bana namazı, orucu veya işte İslam'ın emirlerini anlatırken bunun bana olan katkısı, Tanrı'nın neden benden böyle bir şey istediğini hiçbir kapalı yer kalmayacak şekilde açıkla. Onun için modern dünya ilmihali diyoruz. Bugünün ilmihali, namaz ilmihali budur. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Aslında şu ayeti kerimeyi yeniden hatırlıyoruz. Estağfirullah. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. İnsanların akıllarına, gönüllerine hitap et. Sefer duası okuyalım demek başka bir şey. Allah bize bu yolculuğumuzda kaza bela vermesin. Salimen gidip salimen dönelim. Geride bıraktıklarımızın başına bir şey gelmesin diye Allah'a bir yalvaralım mı deyince o zaman başka bir boyut kazanıyor. Rabbim dinin hikmetine de uygun bir bilinç ve şuur bize nasip eylesin. Ayağınıza sağlık tekrar. Teşekkür ediyorum. Kısa bir dua edeceğiz inşallah. Duayla iftara gideceğiz. Hacı İbrahim kardeşim ayağına sağlık. Hoş geldin sen. Allah razı olsun. Ne kadar kaldı iftara? Evet. Gönüllerimizi temsilen ellerimizi açalım ve duayla iftara gidelim inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi. Senin şanının yüceliğini sana hamd ederek zikrederiz. Adın kutsaldır ya Rab. Azametin yücedir ya Rab. Senden başka ilah yoktur ya Rab. Allah'ım ne kadar çok isterdik bizi yarattığın günkü gibi tertemiz kalabilmeyi. Ama beceremedik ya Rabbi. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ya Rabbi sana yalvarıyoruz. Ne olur hikayemizin sonu kötü bitmesin ya Rabbi. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Hazreti Adem ve Havva'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lene ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bize kaybettirme ya Rabbi.
Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul affe fe'afu anna. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım et ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i zalimlerin insafına ve merhametine bırakma ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize, özellikle Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Onları mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Nehirden denize özgür Filistin'i, özgür Mescid-i Aksa'yı görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, huzur ver ya Rabbi. Üzerimizde dolaşan kara bulutları rahmetinle dağıt ya Rabbi. Allah'ım dinimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışan kim varsa hayırlı işlerinde hepsini başarıya ulaştır ya Rabbi. Doğru kararlar almalarını nasip eyle ya Rabbi. Onları meleke ordunla teyit eyle ya Rabbi. Allah'ım üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım verdiğin nimetin kaybolup gitmesinden, afiyetin bozulmasından, ansızın gelecek azabından, senin gazabını üzerimize çekecek davranışlardan bizi koru ya Rabbi. Allah'ım gökten ve yerden gelen, gelecek olan, görünür görünmez bütün kaza, bela, musibetlerden, depremden, yangından, sel felaketlerinden, trafik kazalarından, salgın hastalıklardan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Yunus Aleyhisselam karanlıklara düçar olduğunda şu duasıyla aydınlığa çıkardın. Onun diliyle yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Biz zalimlerden olduk. Ya Rabbi bizim karanlıklarımız Hazreti Yunus'unkinden daha derin, daha koyu. Ya Rabbi karanlıklardan aydınlığa çıkar bizi. Hüzünlerimizi, kederlerimizi sevince dönüştür ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.